Merhaba T24 izleyicileri. E, canlı yayında e, gazeteci Soli Özer'le birlikteyiz. T24 yazarı aynı zamanda hoş geldiniz. Evet. Şimdi bir başka gazetecilik mümkün dediğimiz için biraz ana akım medyada e, sürekli anlatılanların dışında da gelişmeleri e, hem sizin için anlamlandırmaya, anlamlandırmaya hem de detaylarını konuşmaya çalışacağız. Çünkü Türkiye'deki televizyonların çoğu diyelim ve gazetelerin aynı şeyi anlatıyorlar. Oysa dünyada başka şeyler oluyor. Başka açıklamalar da geliyor. Şöyle bir baktığımız zaman harekatla ilgili olarak, askeri harekatla ilgili olarak Türkiye tarafı başarıyla sürüyor. Operasyon hedeflerimize ulaşıyoruz. Hızla ulaşıyoruz açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu bugün söyledi. Ama yurt dışından ve diğer kaynaklardan gelen haberlere göre örneğin Rusya'dan gelen açıklamalar Suriye ordusunun Membiç'in kontrolünü tamamıyla ele geçirdiği yönünde. Yine Rusya'dan gelen açıklama diyor ki bundan böyle Suriye ordusu sınırda olacak. bir başka önemli gelişme Türkiye yakından ilgilendiriyor Türk Suriyeli Kürt siyasetçi Halef ee, Suriye'nin Geleceği Partisi Genel Sekreteri öldürülmüştü. Bundan ilgili Türkiye aleyhine Birleşmiş Milletler'de ciddi bir hareketlenme var ee, ve Türkiye'nin bu konuda şeffaf bir araştırma yapmasının beklendiği söylendi. İran, Rusya, Fransa'dan gelen tepkiler hepsini konuşacağız Soli Özel'le. Tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bu arada hemen hatırlatayım hem Facebook hem YouTube üzerinden şu anda canlı yayındayız. Eğer sorularınız varsa lütfen gönderin soruya özele onları da iletmeye çalışacağım. Şimdi e, önce şu Türk tarafıyla başlayalım. E, hedeflerimize ulaşıyoruz ve operasyon çok başarılı. Öncelikle hedef ne? Neye ulaşıldı şu ana kadar, ne de başarılı olundu? Bu konuda biraz kafalar e, tam netleşmiş değil, en azından aydınlanmış değiliz. Benimkinin net olduğunu nereden çıkardınız? Değil, benim, bildi merak benim bildiğim ediyorum. kadarıyla zaten tam hedefin ne olduğu hiçbir zaman evet, açıklanmadı. Daha önemlisi e, bir, bir, bir harekat yapılıyor, bunun siyasi hedeflerinin YPG'nin yok edilmesi dışında ki o bir askeri hedeftir herhalde. Ne olduğu da pek açıklanmadı. Bunun Trump'ın sözüyle yapıldığını görüyoruz. Putin'e de herhalde bir bilgi verildi diye düşünüyoruz. Fakat yani şimdi bunu anlamak çok güç. Trump yeşil ışık yaktı dendi. Amerikalılarda da bu yüzden büyük bir kavga çıktı. Şu anda Başkan Trump Türkiye'nin üç bakanına, şahsi ve bakanlıklara galiba şahsi yaptırım uygulanmasını bir karara bağlayarak dün ilan etti. Putin Türkiye'nin Türk ordusunun ya da Türk ordusununla birlikte hareket eden ÖSO birliklerinin Membiç'e girmesine engel oluyor. Rusya'nın Suriye temsilcisi Türkiye Suriye'den rejiminden izin almadan böyle bir şeye kalkıştı yapmamalıydı filan dedi. Böyle baktığım zaman ben bu işin askeri tarafında başarı diye addedilebilecek bir sonuç alınmış olsa bile 30 çarpı 120 Kilometrelik alan kontrol edildiği için Arapların ağırlıklı olarak durduğu, Türkiye'nin Suriye'de sözü geçen bütün aktörler tarafından kınandığı bir durumla karşı karşıyayız. O zaman askeri başarınız söz konusu olsa bile siyasi olarak kendinizi hiç de aslında olmamanız gereken bir yere sıkıştırdınız demektir. Şimdi Türkiye'deki farklı kaynakların e, haber geçmesi son derece zor. Bir kere e, hükümete bağlı bir medya grubunda çalışmıyorsanız alana girmenizde ve orada, oradan haber geçmenizde baya bir zorluk var diyelim. Şimdi yapılan açıklamalar şunu söylüyor bize, işte. E, şu kadarlık alanda YPG'liler etkisiz hale getirildiler. Oradan e, teröristler temizlendi. Şimdi burada hedef YPG'lilerin e, yok edilmesi ya da oradan tamamıyla YPG varlığının çıkarılması anladığımız kadarıyla. Ama bu mümkün olabilecek mi? Kürtlerle su, e, şu anda Rusya aracı buruculuğuyla ki Ruslar bunu açıkladılar Suriye ordusu anlaşmış durumda. E peki temizlendi dediğimiz şey nereye doğru temizlendi? Buharlaşmayacaklarına göre şimdi, ne oldular? E, şimdi bunların hepsi yerinde sorular. E, sınırınız şimdi şöyle. Sınırı temizlediniz. Yani sınırın hemen öte tarafında YPG'liler kalmadı diyelim. Zaten asıl güçleri de e, bu 30 kilometrelik alanın yani M4 karayolunun şeyi doğudan batıya e, Suriye'yi kesen M4 Karayolu'nun güneyinde zaten Amerikalıların verdikleri sözler nedeniyle YPG'ler ağır silahlarını bırakıp ya da tahrip edip mevzilerini bırakarak geriye çekilmişlerdi. Şimdi onları oradan çektiniz e Suriye ordusu gelecek. Yani çok mu arzu edilen bir şeydi Türkiye açısından Suriye rejimiyle yeniden şu aşamada en azından sınırdaş olmak bütün toprak bütünlüğü laflarına rağmen. ikincisi e, PYD YPG büyük bir iyi bir manevra yapıp Ruslarla ve rejimle konuşarak kendisini onların koruması altına aldı. Yarın öbür gün Suriye ordusu üniformasıyla yeniden bizim sınırlarımıza gelmeyeceklerini bir garantisi yok. Şundan dolayı garantisi yok. Suriye ordusu askere insan almakta çok zorluk çekiyor. Zaten nüfusun yarısı mülteci olmuş. Hani rejimin destekleyicisi olacağını umduğunuz Alevi, Suriye Alevileri bizim Nusayri dediklerimiz onlarda bile hiç öyle gidip savaşmak gibi bir arzu yok. Askerden kaçan kaçana daha önce 150 bin olan mevcudun 30-35 bine falan düştüğü söyleniyor. Bunlar 8 yıldır da savaşıyorlar. Tükenmiş vaziyetteler. O zaman savaşma becerisi de olan özellikle IŞİD herkes için bir tehdit olduğuna göre YPG'ye üniforma giydirerek yeniden Türkiye sınırına göndermeleri de mümkün. Ona da bugünkü şartlarda Rusya'nın filan koyduğu tavra baktığınız zaman da Türkiye'nin pek bir şey yapabilmesi mümkün olmayacak. Şimdi siz de zaten son iki yazınız, T24'te yazdığınız iki yazıp bir hayli ilgi çekti. Çok da üzerinde konuşuldu. Orada da değinmişsiniz. Şimdi Avrupa'yı, Amerika'yı bir tarafa koyalım. Madem günün sıcak konusu Rusya ve Rusya'nın açıklamalarıysa... ...öncelikle Membi, Rusya'dan gelen Membiç e, tamamıyla e, e, Suriye ordusunun kontrolü altında demek ne demek? Ya Şimdi Şirin Hanım ben e, böyle büyük bir harekata başlanacağında... ...bunun önünün ardının, diplomatik veçelerinin... Siyasi hedeflerinin daha iyi konuşulmuş olmasını şahsen beklerdim. Şimdi hatırlayın, Türkiye'nin Suriye'de yaptığı ilk harekat Fırat Kalkanı harekatıydı. Fırat Kalkanı harekatına da Türk Türk harekatı ki darbe teşebbüsünden bir ay sonra yapılmıştı. Türkiye'nin böyle bir harekatı yapabilmesini mümkün kılan unsur Rusya'nın hava sahasını Türk uçaklarına açmış olmasıydı. O izin olmadan yapılamazdı. Bu arada da şey olmayalım, çok nankör olmayalım. Amerikalılar da orada en azından bir sarı ışık yaktılar. Bazı Amerikan kaynaklarına göre de Türkiye'ye bir takım istihbarat bilgilerini de paylaştılar, verdiler. Çünkü orada IŞİD'le savaşılacağı söyleniyordu. Ama herkes de bunun aynı zamanda YPG kontrolünde Türkiye'nin bütün güney sınırının Afrin'e kadar onların eline geçmemesini hedeflediği ve bu hedefi bölmek amacını güttüğünde herkes biliyordu. Türkiye hedeflerine varıp ardından ben Membiç'e gelmek istiyorum dediği zaman bu sadece Amerika tarafından e, karşı koyulan bir karar olmadı. Ruslar da buna karşı koydular. Askerlerini kaydırdılar ve Suriye ordusunun birliklerinin de Membiç'in etrafına gelmesine izin verdiler. Bu şu demektir. Şu ya da bu nedenle Sadece şu anda kavgalı olduğunuz Amerika Birleşik Devletleri değil, Rusya da sizin Membiç'i almanızı istemiyordu. Çünkü Membiç çok önemli bir nokta, lojistik nokta vesaire. E demek ki bu sefer bunu çok rahatlıkla alabileceğinizi nasıl düşündünüz? Kimseye konuşmadan, kimseye danışmadan bunun yapılabileceğini nasıl akıl ettiniz? O kadarını anlayamıyorum ama yani Rusların ve e, rejimin Membiş'teki tepkisinin beklenmedik bir tepki olmadığı kanaatindeyim. Şimdi Amerika Trump'tan gelen açıklamalara baktığımızda aslında... Ee, Trump'ın da Rusya'nın işin içine girmiş olmasından ve kontrolü ele almış olmasından sanki memnun olduğuna yönelik mi açıklamalar bunlar? Mesela diyor ki, vallahi diyor biz 7000 kilometre ilerdeyiz artık bu işitlerle kim mücadele eder, orada kim ne yapar, kim kontrolü ele alır, burayı kim yönetir o bizi ilgilendirmez. Rusya mı dahil olur, öbürleri mi dahil olur kendi başlarının çaresine baksınlar. Sanki Rusya'nın bölgede etkinlik arttırması Trump'ı rahatsız ediyor mu etmiyor mu? Trump'ı rahatsız etmiyor. Yani şimdi e, Trump üzerinden bir analiz yapmaya kalkmak da hakikaten son derece zor. Yani evet. e, adamın ruh haline göre attığı tweet. Yani şöyle düşünün, bir parantez olarak söyleyeceğim, yani koskoca Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasının ne olduğunu tweetlerden takip etmek zorundayız. Yani o çok yani Trump geldiği zaman Amerika'nın kurumları var öyle her istediğini yapamaz filan diyorlardı. Bal gibi her istediğini yapıyor. Kurumları sürekli olarak offside'da bırakıyor ve ardından da bunu toparlamak için herkes adamın çizmiş olduğu çizgiye geliyorlar. Problem şu çizginin yeri değişebiliyor bir saatten diğerine. Ee, sabah bir şey söyleyip akşam başka bir şey söyleyebiliyor. Valla e, yani Trump'ın Trump'ın kendi destekçisi olan kitlelerle olan ilişkisi açısından Amerikan askerlerini Suriye'den çekmiş olmak son derece olumlu bir şey. Rusya mı bu belayla uğraşmak istiyor? Uğraştı. Ha, bu Amerika'nın uzun vadeli stratejik çıkarlarına uygundur ya da uygun değildir. Bu ayrı bir tartışma konusudur ama Trump'ın siyasi hesaplarına çok uygun geldiğini onun da gönderdiği tweetlerden anlıyoruz. Evet IŞİD'le de bundan böyle siz uğraşın diyor. Avrupalılar uğraşsın diyor işte Türkiye uğraşsın demişti hatırlıyorsunuz. IŞİD'i de Türkiye bundan böyle denetleyecek filan dediydi. Fakat ne oldu? Bütün bunlar değişti. Türkiye niye bir anda tamam buyurun girin siz yapın şu işleri denilen bir müttefik olmaktan başkanın bakanlarına yaptırım uygulayacağı bir neredeyse hasım haline geldi kötü gösterilen bir ülke haline geldi. Bunun böyle olmasına hangi hatalar yol açtı? Normal bir ülkede bunların eline boyuna tartışılması doğrusunu isterseniz gerekir. Şimdi biraz önce siz Suriye ordusunun asker insan almakta ne kadar zorlandığını ve sayısının yetmediğini dolayısıyla ...SDG'nin içine katılmasından aslında stratejik olarak da memnuniyet duyacağını söylediniz. Bugüne kadar da aslında İran ordusunun desteğiyle gidiyordu. İran'a bağlı kuvvetlerin verdiği desteklerle ilerliyordu Suriye. Dolayısıyla bugün duymuyoruz ama belki yarın İran'ın da duymaya başlayacağız herhalde. Türkiye'ye yönelik açıklamalarını. Yani e ama anda... yani İran zaten Türkiye'ye yönelik açıklama yaptı. Yani ruhani çok haklısınız sizi anlıyoruz tabii ama bu böyle askeri müdahalelerle halledilecek bir mesele değildir dedi ve bence asıl İran'dan gelen en net mesaj sanırım harekattan bir gün sonra Türkiye'ye gelmesi beklenen rejimin son derece önemli şahsiyetlerinden biri Meclis Başkanı Ali Larijani'nin Türkiye'ye yapacağı ziyareti iptal etmiş olmasıydı. Yani bundan daha net bir İran tavrı bana sorarsanız zaten bulunamazdı. E, şimdi, tabii İranlılar açısından Türkiye'nin yaptığı bu harekat iki tarafı olan bir harekattı. Bir, şimdi Amerikalıların oradan çekilmesi rejimin, Rusya'nın ve İran'ın işine geliyor. Doğru mu? Geliyor. E, bunu siz yapıyorsunuz üstelik tamam. Fakat sizin orada olmanız da işlerine gelmiyor. Dolayısıyla İran bir yere kadar buna hani göz yumacaktı ama ondan sonra Türkiye'nin orada kalmasını istemeyecekti. Nitekim bugün varılmış olan noktada da hemen hemen herkes Türkiye'ye aynı şeyi söylüyor evet. durumda. Yarın Ruslar da gelecekler diyecekler ki tamam sen çok iyi bir iş yaptın. İşte rejim artık buraya askerlerini gönderebilme noktasına geldi. Dolayısıyla siz de ufak ufak buradan çıksanız iyi olur. Gene hatırlayın Ruslar tam harekattan önce filan tabii günü gelecek ve davetli olmayan ordularda ee, Suriye topraklarını terk etmek zorunda kalacaklar dedi. Davetli olmayan iki ordu var. Birincisi ABD ordusu, diğeri de Türkiye ordusu. Şimdi ABD ordusu bir tek e, yol kavşağın eldar mıdır nedir orada bir ufak üstleri var. Orada bir, bir, bir birkaç bir, on ya da yüz kişi falan kalacak galiba. Onun dışında tamamen çekiliyor. Şimdi bunun daha da geniş bakacak olursanız İsrail'i de çok rahatsız etmesi lazım. Çünkü İran'a yeniden alan açılmış oluyor. Şimdi İranlılar, Kasım Süleymani'nin 3-4 gün önce bir açıklaması var. Artık Tahran'dan Beyrut'a düz bir çizgi üzerinden gidebiliyoruz diye. E bu Amerikalıların SDG ile birlikte kontrol ettikleri bölge İran'ın bunu yapabilmesini engelliyordu. Bu ortadan kalkınca hakikaten Tahran'dan motosiklete atlayıp hızla yapacak olursanız 5 gün sonra Beyrut'ta, Akdeniz'e bakarak kahvenizi yudumluyor olabilirsiniz. Şimdi böyle bir durum çıktı ortaya. Bu tabii hem Körfez ülkelerini ür ürkütecek bir şey, Amerikalıların normalde hoşlanmayacağını sandığımız bir şey, İsrail'in çok rahatsız olacağı bir şey. Türkiye'nin de son tahlilde İran'ın güneyinde bu kadar güçlü olmasını arzu ettiğini açıkçası sanmıyorum ama fiili durumda bu. Evet çünkü İsrail cephesinden sadece silah verebiliriz gibi açıklamalar gelmişti ama onun ilerisinde fazla bir açıklama görmüyoruz. Herhalde durup bakıp biraz ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Şu sırada onlar açısından durum pek iyi gitmiyor. Çünkü bu İran'ın Suudi Arabistan'da gerçekleştirmiş olduğu çok başarılı da yani tatbikat olarak çok başarılı petrol bölgesine yönelik saldırının ardından şey dağıldı. İsrail körfez ülkeleri ekseni birazcık dağıldı. İşte Suudlar, İranlılarla biraz olayları yatıştırmaya başladılar. Şimdi de kuzeyde aynı şey oldu. Şuna yol açabilir. Ee, İsraillilerin bütün derdi e İran'ı kendi sınırlarının, Golan tepelerinin mümkün olduğu kadar uzağında tutmaktı. O yüzden ha bir adam öldürdüler, bombaladılar filan. Belki onlar da bir müdahale ederek kendilerine bir toprak parçasını güvenlik şeyi bölgesi olarak ayırmak isteyebilirler. Yani diyorlar. buradan çok herkese çok mama çıkıyor desek. E, bu, evet. Ay şimdi şu anda duruma çok hakim görünen Rusya, bence olayların akışı İran'ın da çok işine geldi. E, rejim de aslına bakarsanız eğer kuzeye gelebilecek ise işte Membiçi alacak ve Amerika var olduğu için kontrol edemediği %3 25'ine yakını topraklarının oralara geri gelebilecekse, Türkiye sınırına gelecekse onun da bundan hiç şikayetçi olmaması gerekir. Rejimin bundan sonra Türkiye'ye yönelik tavrı ne olur? Bu ayrı bir soru işareti. Gerek Ruslar özellikle Türkiye'nin rejimle konuşmasını teşvik ediyorlar. Herkes evet. Türkiye ile e, ...SDG arasında ara bulucu olmaya falan çalışıyor. Bu da bence Türkiye'yi biraz off bırakacak bir şey ama onu sonra konuşuruz. Ee, şimdi, Pence de bunun için geliyormuş ya buraya. Bir e, e, Ara 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 tespit diyelim, manşet demeyelim ama tespit olarak şunu diyebilir miyiz? E, teyit eder misiniz? Bu şu ana kadar ki bu operasyon Türkiye'nin kendisinden başka herkese hayrı oldu. Bölge üzerinde en azından çıkarları olan tarafların... Ve baş, yani dediğim gibi İran'ı, Rusya'yı ve Suriye rejimini memnun edecek bir durum ortaya çıktı. SDG açısından eskisi kadar rahatlıkla at koşturamayacağı bir durum ortaya çıktı. Dolayısıyla onların da ama buna karşılık da bir SDG komutanı ki yanılmıyorsam eski bir PKK komutanıymış. Amerikan başkanıyla telefonda konuştu. Yani bunu bu harekattan önce o adam ya da onun gibi herhangi birisinin bırakın yapması hayal bile edebilmesi mümkün değildi. Yani o nedenle söylüyorum bir harekatın askeri olarak çok iyi tasarlanması, uygulamasının iyi olması vesaire yeterli değildir ki sonuç olarak o harekat dediğiniz şey, silahlı kuvvetleri kullandığınız şey bir siyasi hamledir. O zaman bununla bağlantılı diplomatik ve siyasi hamleleri düşünmüş olmanız gerekir. Herhalde hedefiniz bir PKK'lı komutanın Amerikan başkanı ile telefonda konuşması ve Amerikan başkanının hem onunla konuştum hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştum diyerek sizi aynı kategoriye koyması değildi. Olmaması gerekirdi. Oldu. Oldu. İşte bunların olmamasının nasıl sağlandığına diplomasi diyoruz. Ortadan diplomasi kalkınca da böyle oluyor. Valla sırf yani tabii diplomasi yani. diyoruz. Bir de bu ya bu bahsettiğiniz için yazılarımdan ikincisinde sanırım birincisinde de vardı o. Türkiye Suriye Savaşı başladığından beri sadece kendi oyununa odaklanıp başkalarının oyun planlarının ne olacağını kendi çıkarlarına göre ne tür hamleler yapmak imkanına sahip olduklarını hiç düşünmeden hareket etti. Yani bir satranç oyuncusunun kendi mahareti değildir sadece önemli olan değil mi? Karşısındakinin oyununu anlayabilme becerisidir önemli olan vesaire. E sanki biz tek başımıza sokakta top koşturuyormuş gibi bu işi yaptık gibi gözüküyor şu evet. an itibariyle bana. Biraz satranç eğitimi almakta fayda var. Şimdi, şimdi buradaki Avrupa özellikle AB'den destek gelmemesini ve dünyanın geri kalında Bıraktım devletleri, devlet başkanlarını kamuoyu meselesi çok önemli. Ve Avrupa kamuoyunu şu anda kıyamet. kıyamet kopuyor ve müthiş bir anti-Türk durum var. Bu iş dünyasından tutun sanatçılara kadar herkesi ilgilendiriyor. Spor dünyasına kadar. Şimdi başta cılız cılız bu operasyon DAEŞ'e iktidarın söylemiyle işi de de yöneliktir demekle birlikte sonraki açıklamaların hepsinde doğrudan PYD, YPG ee, ...ya yöneliktir denmeye başlandı. Şimdi işi de herkesin yumuşak karnı olduğunu biliyoruz. Bununla mücadelenin çok önemsendiğini biliyoruz. Ama bu konuda hiçbir şey yapılmıyor. Son SDG komutanlarından bir tanesi demiş ki... ...biz işitle uğraşmaktan bıraktık. vazgeçtik valla. Amerikalılar bizi madem bu konuda dışladılar... ...SDG'yi SDG yani. kontrol altında biz tutuyorduk... ...şimdi bıraktık ne yaparlarsa yapsınlar. Bu şu demek oluyor... IŞİD bugün itibariyle bu açıklamadan bu açıklama itibariyle Türkiye'nin de çok ciddi bir problemi ve Türkiye'de uyuyan hücreleri olduğunu biliyoruz. Şimdi ben hakikaten Türkiye'de genel kamuoyunun IŞİD Türkiye'de hakik yani şu doğru IŞİD'in Türkiye'de müthiş kanlı eylemleri oldu. En meşhuru da Reina eylemiydi. O Nevşehir'de mi bir jandarmayı öldürenlerin fotoğraflarını hatırlarsınız? Korku filminden çıkmış evet. gibi adamlar da Arnavutlu galiba birisi. Ee, şeyde İstanbul'da gerçekleştirdikleri eylemler oldu. Ee, aslında Türk Devleti yaklaşık bir buçuk yıldır çeşitli şehirlerde sürekli IŞİD hücreleri basıyor, insanları topluyor. Ama buna karşılık tutuklanıp da serbest bırakılan ya da tutukluluğa kelepçesiz götürülen pek çok işidliğe de işidliğinin fotoğrafları da çıktı. Fakat genel kamuoyu IŞİD'i Türkiye açısından başka ülkelerin gördüğü gibi bir tehdit olarak algılamıyor. Şimdi böyle bir sorunumuz bence var. İki, ikincisi şimdi IŞİD'le atıyorum Hayat Tahrir Eşşam arasında var bir fark ama ...daha çok nicelik farkı gibi görünen bir fark var. ÖSO'nun parçası ee, olan ama. Şimdi ÖSO'nun... ...davet edildiler. Yani şimdi ÖSO'nun içinde de dünya kadar cihaci var. IŞİD'ci olmamaları... ...ya da IŞİD kadar gaddar olmamaları... ...onların da hayli gaddar olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ve sizin bu operasyonu yaparken dayandığınız güçler... cihaci güçler bunların... ...üstelik dikkat edin... Ben, ya ...en azından benim takip ettiğim kadar... Türk ordusunun girdiği yerlerden öyle çok fazla video video filan çıkmadı. Ama bu ösocuların olduğu yerlerden deli gibi video çıktı ve bunların hiçbiri Türkiye'ye iyi puan getirebilecek olan görüntüler, söylemler vesaire filan değildi. İşte bir iki yakalanan kol elleri kolları bağlı rehinlerin öldürülmesi bu az önce söylediğiniz. Kürt Parti Başkanı hanımın öldürülmesi evet. vesaire evet. vesaire gibi şeyler e, siz bunlar bizim iş ortağımızdır dediğiniz zaman onların yaptıkları da size yansıdı ve Heh. sıradan bir insan ile onların zihniyeti arasında yaptıkları arasında hayata yaklaşımları arasında da bir fark göremiyor. Bu söylediğiniz çok çok önemli bir şey bence. Çünkü Güzi'de basınımız şu anda işte atılan havan topları, kurşunlar falan üzerinden Savaş gazeteciliği yaptığını iddia ediyor ama biz sınırın bir ilerisinde bir ötesinde ne olduğunu bilmiyoruz. Orada Türkiye'den giden gazeteciler yok. Yabancı basın sınırlı. Kaç, hayır yabancı basın zaten Suriye rejimi geldiği için kaçmak, kaçmak zorunda kalmış. Zorunda kaldı. Onları da rejim öldürür. Şimdi biz şundan nasıl emin olabiliyoruz? Söylediğiniz gibi ortaklık yaptığımız Özgür Suriye ordusu ya da bugün iktidarın taktığı adıyla Milli Ordu, Suriye Milli Ordusu. Onların oradaki icraatlarının ne olup olmadığını ve sırf manipülasyon için atılan e, o havan toplarından bazılarının onlar tarafından gelmediğini ve üç gün sonra Türkiye'ye karşı dönmeyeceklerini nasıl garanti altına alıyoruz? Şimdi ben bu havan topları kim attı kim attı da spekülasyona girmeyeceğim çünkü sağlıklı haber akışı. Evet. İşte yani koskoca ABC News bilmem neredeki atış poligonu fotoğraflarını Suriye'deki savaşın videosu gibi dün sunmuş yani bu neresinden bakarsanız bakın akla sığmayacak bir skandal yani evet. bin defa özür dileseler kaç yazar. Müthiş bir şey bilgi kirliliği var. Evet. Çok eski videolar sirkülasyona konuyor vesaire filan falan. Onun için e, genel olarak tedbirli konuşmaktan yanayım ben ama bir takım şeylerin olduğunu biliyoruz. Çünkü bunlar tespitte tespitte edildiler. Benim oradan demin söylediğim gibi vardığım sonuç Türkiye'nin işbirliği yaptığı ekibin sicili, davranışları, yaptıkları maalesef Türkiye'nin de üzerine yamanıyor. Çünkü ortağınız bu işteki ortağınız bu ve onların içindeki cihacı unsurlarda sizin IŞİD'le mücadelede ne kadar ciddi olabileceğiniz konusunda kamuoylarının zihninde büyük bir soru işareti yaratıyor. Şimdi e, sizin sizde de birlikte çok uzun zaman Avrupa Birliği sürecini izledik Türkiye olarak. E, şu anda Amerika ile ilişkiler kalmadı, Rusya ile ilişkilerin olacağı belli değil ama Avrupa Birliği ile en kötü durumdayız herhalde. Hem yatırımlar konusunda hem de çok ciddi şekilde Fransa'nın e, girişimleri var. Şimdi Rusya ile olan ilişkiler pek bir şey olmayacak. Rusya ile bizim ilişkimiz e, bir karşılıklı bağımlılık değil, e, Türkiye'nin bağımlılığı genelde ilişkisiydi. Bu bağımlılığın artacağı bir ortama girmiş olduğumuzu sanıyorum. Bunun sebeplerinden birisi de bu operasyonun e, siyasi ve diplomatik boyutunun kötü yönetilmesi ya da doğu hiç tasarlanmamış olması nedeniyle batılı ülkelerle ve dediğiniz gibi batılı kamuoylarıyla Türkiye'nin ilişkilerinin son derece bozuk bir hale gelmiş olması şimdi bir yani bir musibet bin nasihattan evladır dedikleri gibi bu bu bir musibet ise buradan bir sonuç çıkarılıp daha farklı bir yola girilir mi nihayet Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan Dışişleri Bakanlığı'nın yeniden ortaya çıkması ve mesleğini icra etmesi için gereken koşullar yaratılır mı? Dil değişebilir mi? Önce arka plandan Avrupalı siyasilerle bir ortak zeminin oluşturulması için çabaya girilir mi? Onları hep birlikte göreceğiz. Çok ümitli olduğumu söyleyemeyeceğim. Fransa hakikaten bu Kürt meselesine en çok angaje olmuş olan ülke gibi görüntüsündeydi ve bir şeyler de yapacak. Şimdi benim anlamadığım şu. Türkiye yanlış mı anlaşıldı? Yoksa bir takım sözler verdiğine inanıldı. Onları tutmadığı için mi bu kadar özellikle Fransa ve Amerika'dan gelen tepkiler bu kadar sert onu anlayamıyorum. Yani her ne kadar Graham bir kere daha en azından 130 derece dönmüşse de senatör Lindsey Graham yani şu, Harekattan 10 gün önce Türkiye'nin yeniden F-35 programına alınması için çalıştığını söyleyen bir senatörün akıl, ağızla alınmayacak laflarla Türkiye'ye saldırması ve müthiş ağır e, tedbirler içeren bir e, senato bir teklifi senatoya sunmuş olmasında benim hiç anlayamadığım bir şey var. Yani ne oldu? Yani bu adamın başına bir taş mı düştü yoksa birileri bunu ölümle mi tehdit ettiler de 180 derece bir değişiklik söz konusu oldu söyleminde ve davranışlarında. Gerçi şimdi Trump'ın yaptıklarına bir şans verelim ondan sonra bizimki devreye girer diyemiş. Çünkü Trump'ın yaptırım diye adlandırdığı şeyler Senato ve Temsilciler Meclisi'ne sunulmuş olan tekliflerin çok çok gerisinde yani ağırlık ve ciddiyet açısından. Şimdi peki burada peki burada bir parantez açayım. Demin birazcık ucundan değindik ama şimdi dedik ya Türk kamyonu aslında bunu nasıl satın alacağını Türkiye de bilmiyor. Bir taraftan evet Mehmetçik tabii ki sınır ötesi operasyonda dolayısıyla sahip çıkılması var. Gencecik çocuklar hiçbirinin umarız hiçbirine bir şey olmaz. E, şehit haberleri gelmez ama diğer taraftan bu operasyon nereye varabileceği, niçin yapıldığı, ne olacak konusunda da bir kafa karışıklığı var. Şimdi Trumpu bu yaptırımları mesela bu sabah daha konuşuyordum. Yani bu durumda tabii belki bu konuşmak için çok erken ama e, yani Türkiye'nin gidişatını ekonomik olarak zaten kötü durumda. E, ilişkileri değil sadece nasıl etkiler? Yani şimdi nasıl görüyorsunuz? E, bir kere yani sizin de söylediğiniz gibi bir savaş kararı, bir harekat kararı verildiğinde... toplum... çatışmaya gönderdiği evlatlarının sağ salim geri dönmesini isteyecektir. Ee, o ilk ateş, hararet içinde de başka bir şeyin olması mümkün değil. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla... Türkiye Membiç'e gidemeyeceğine, Kobani'ye gidemeyeceğine göre... Ee, rejim ve Rusya tarafından şu anda sahip olduğu ve aslında bu harekatı yapmadan da sahip olabileceği Amerika tarafından Eylül sonunda müzakere edilmiş bu alanın dışına çıkamayacağı anlaşılıyor. O zaman teknik olarak harekat bitti. Siyasi şey e, askeri hedeflerine ulaştı. Onun ötesine gitmesinin de imkanı olmadığı Türkiye'ye işte rejim Amerika, Rusya, belki yarın İran tarafından da söylenmiş olacak. Ee, o zaman ar bunun ardından bir muhasebe filan yapılacak. Şimdi Amerika'dan gelen yaptırımlar, şimdi yüzde elli çelik, bu Hı. geçmiş olan onda bir şey yok. Türk ekonomisi zaten çok e, zayıf, e, işsizlik rakamları hakikaten dehşet verici boyutlarda. Şimdi bunun sorumlusu olarak kim görülecek sorusunu soruyorsunuz siz aslında sanıyorum. Ee, onu göreceğiz bu kamuoyunun e, biraz ol, olup bir çok hızlı geçiyor ya ben bile takip edemiyorum yani işimiz bu olduğu için ben bile diyorum. Ee, hani bu böyle büyük coşku vesaire filan bitip de bir dur, durulduğunda nasıl bir e, yargıda bulunacak bu harekatın yönetimiyle ilgili olarak onu onu hep birlikte izleyeceğiz. Şimdi. Ee, ama Türkiye, şey bakıyorsunuz hani doları eğer bunun işareti olarak göreceksek... Kongre'nin yaptırımları yerine Trump'ın yaptırımları çıkıverince ortaya... Baktım ben işte bir takım şeyciler, yatırımcılar, matırımcılar... E, tamam canım bunlar çok hafif, bunlardan bir şey olmaz demişler. Tabii, yani Dolayısıyla... Değiştirdi. Dün yükselen dolar, bugün sabah düşmüştü, şimdi ne olduğunu bilmiyorum ama yani böyle beklendiği gibi eyvah yaptırımlar da geliyor bu patlayacak filan gerçekleşmedi. Yani hala bir manevra alanı sağlayacak bir durum var ama bu sürdürülebilecek bir durum e, gibi de açıkçası bana gözükmüyor. Dediğim gibi bu yaptırımlar şu anda çok çok ağır sayılabilecek yaptırımlar değil ama şöyle de bir durum var. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı, Enerji Bakanı ve Savunma Bakanı Hadi bunun birincisini bir tarafa bakın fakat ikincisi ve üçüncüsünün Amerika Birleşik Devletleri ile çok her gün temas etmesi gerekiyor. Türkiye bir NATO üyesi. Bir taraftan okudum NATO'ya da savunma bakanı söyledi. NATO'ya da Türkiye'ye yönelik bir takım yaptırımlar uygulamasını söyleyeceğiz vesaire filan demiş. Enerji Bakanlığı'na bakıyorsunuz ya, ya bu Amerika'nın ticaret bakanı bundan bir ay önce 5 gün geçirdi Türkiye'de işte şeyimizi, ticaretimizi 100 milyara çıkaralım falan diye çok çok laflar edildi. Ve enerji bu işin en önemli boyutlarından biriydi. Türkiye bugün Amerika'dan petrol alıyor, gaz alıyor vesaire filan falan. Şimdi böyle bir ortamda bu, bu özellikle bu iki bakana yaptırım uygulanacağı söyleniyor. Bu çok dostane bir adım gayet tabii ki değil. bu Yani ben çok çok konuda açıkçası yani izleyiciler de kusura bakmasın doluya koyuyorum taşıyor boşa koyuyorum dolmuyor yani ve, ve ya Amerika Birleşik Devletleri'nin ne yapmak istediğini anlamaktan da açıkçası acizim çünkü bu yani yabancı basını da takip ettiğinizde görüyorsunuz bu klasik kalıplar içine uyabilen bir davranış değil. Yani Trump bir şey söylüyor ve ardından herkes bunu bir şekilde bir kalıba uydurmaya çalışıyor. Evet. Oradan da yani nereye kadar gidilebileceğini bilmiyorum. ama şu an şu an itibariyle bir yaptırım tehdidi var. Bu beklenenden daha yumuşak olduğu için çok sert bir ekonomik tepki olmadı. Peki, o zaman 2-3 son e, yani önemli soruyla bitirmek istiyorum. Öncelikle biraz kısaca geçtik. Bu Suriye'nin geleceği Partisi Genel Sekreteri Hevrin Halef. Siz de belki şu anda bilmiyorsunuz ama yorumunuzu rica edeceğim. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Şimdi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözcüsü Rupert Colville demiş ki, Türkiye'nin bu e, meseleyi İyi araştırıp bize bilgi vermesi gerekiyor. O da şu Hevrin Halef, e, bu Suriyeli siyasetçinin adı ve Tel, Tel Abyad'ın yakınlarında 8 kişiyle birlikte öldürülmüş ve anladığımız kadarıyla da ortada bir video var. Bu videoda da Türkiye'nin Türkiye kendisine bağlı gruplar tarafından e, bu siyasetçi infaz etti. Siyasetçi ve etrafındaki infaz ettiğini iddia ediyorlar. Bilmiyoruz. Bir iddia bu ve BM gündemine taşınıyor. Şimdi ben Şimdi bu ya, konu yanılmıyorsam yalnız Türk tarafından da biz bunu sonuna kadar araştırırız Kıracağız. ve bir suç varsa da bunu cezalandırırız diye yapılmış bir evet. açıklama var ki yapılmış olması yapılması gereken de zaten evet. buydu bence. Ama bu mesela Birleşmiş Milletler'de çünkü basında sağda solda böyle yazılar da çıktı mesela yani e, savaşta sivillere yönelik işlenen suçlar çünkü şu anda özellikle yurt dışında bu konuda çok meraklısı var Türkiye'nin üzerine bunu koymaya hı hı. ve bu konuda hükümet çok e, dikkatliyiz asla sivillere yönelik değiliz dese de karşı taraf tabii ki bu argüman üzerine gidiyor. Ya, bu e, nasıl Türkiye açısından bir sıkıntı ya da sorun? Vallahi bir sıkıntı şimdi bir sıkıntı şu an için yaratır ama eğer e, verilmiş olan talimatların dışına çıkmışsa neydi bu Milli Suriye Ordusu evet. Milli Suriye Ordusundaki caniler verilen emirlerin dışına çıkmışlarsa ve savaş hukukunu ihlal edecek şeyler yapmışsa Türkiye'nin üzerine düşen sorumluluk bunların sonuna kadar takipçisi olmak ve suçluların cezalandırılmaları için de onları teslim etmektir. Yani, ben yani başka bunlar türlü de savaş... davranılmayacağını ümit ediyorum. Bunlar benim savaşçımdı. Bizim orduya destek çıkmıştı. Ben bunları destekliyordum. Hayır diyordum. çünkü işte, herhalde kalır. Türkiye diyecektir ki hayır bizim belli bir angajman kuralımız vardır. Yani bu savaş hukukuna uygun şekilde bunun ilerlemesi gerekiyordu. Buna uymamış olanlar bunu kendi inisiyatifleriyle yapmışlardır. Öbür türlü bunun faturası tamamen Türkiye'nin evet. üzerinde kalır. Şimdi bugün Meral Akşener söyledi, zaten CHP'liler söylüyorlardı. Ben CHP'nin biraz siyasetinin ne olduğu konusunda da kafasının karışık ve kamuoyu Hadi canım. olduğunu Aa, söylüyoruz. Aa, <laughs> i̇ki, gün, hafta evvel Suriye konferansı yap. Hiç, başlamayın. i̇ki hafta sonra şimdi bu Suriye yarın Oğuzkan Salıcı ile konuşacağız. Bakalım ne söyleyecekler. Bugün gerçi grupta konuşmaları vardı ama söylenilen tabii ki CHP cephesinden de gidin Esat'la konuşun Suriye'nin bütünlüğü korusun. Şimdi Ruslar diyorlar ki aslında Esad hükümetiyle Türkiye Esad yönetimiyle görüşüyor. E Cumhurbaşkanı da onu söyledi Söyledim. zaten istihbarat olarak görüşüyoruz dedi. Bu zaten iyi bilinen bir sırdı yani. O zaman bunun açıkça görüşülmesinin altyapısını mı hazırladınız? Nasıl okuyorsunuz? Türkiye'nin İsrail'le arası kötüyken de Sayın Cumhurbaşkanı aynı şeyi söylemişti. İstihbaratçılar görüşüyor evet. diye. Yani bir şekilde istihbaratçıların görüşmesi siyasi olarak görüşmeyle aynı şey sayılmıyor. Yani başka şey çıkarları, ortak çıkarları vardır diye görüşüyorlardır falan falan diye herhalde böyle evet. yapılıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. SDG, Suriye Demokratik Güçleri ve de Esad yönetimiyle Türkiye'nin e, yeniden bir masaya oturması ihtimalini siz sıfır mı görürsünüz yoksa Rusya'nın da devreye girmesiyle ve biraz anlattığımız daha önce yani Türkiye'deki Türkiye siyasi iktidarın bugün oturup SDG ile bir masada konuşabileceğini düşünmüyorum. Evet. Ama rejimle konuşması bugün düne göre daha yüksek bir ihtimal en azından. dolaylı Zaten dolaylı olarak konuşuyor değil mi? Ruslar ara bulucu yani bir şekilde mesajlar geliyor gidiyor. Dolayısıyla Türkiye rejimle bir şekilde konuşuyor. Ayrıca tekrar ediyorum şu, şu anda Türkiye... 120 kilometre eninde 30 kilometre derinliğinde bir alanı kontrol ediyor. Gerçi bugün Rasuleyn düştü tekrar bilmem ne falan diye bir e, haber var. Doğruluğunu teyit etmedim ama diyelim ki şu anda işte şey bu iki büyük ya da Rasuleyn arasındaki alanı Türkiye kontrol ediyor. Çevredeki her yeri de Suriye ordusu gelip e, kendi bayrağını dikerek kontrol ediyor olacak ve Türkiye'nin o şu anda bulunduğu alanda kalıp kalamayacağını da bilmiyoruz. Suriye o rejimi o zaman yeniden Türkiye'nin bir kere Fırat'ın doğusunda komşusu olacak. Sınırı kontrol edecek. Ondan sonra sıra herhalde Afrin'le e, şeye gelecek. E, Elbab ve Cerablus o bölgelere gelecek. E, Rus Şimdi Ruslar bunun herhalde koordinasyonunu yapacaklar. Onların da son tahlilde hep söyledikleri Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı ve davetli olmayan orduların çekilmesi. Hatta dedik ki galiba Lavrov dedi ya da bir sözcülerden biri söyledi dedi ki bizim de dedi gitmemizi isterlerse elbette biz de çekiliriz. O herhalde Kırmızı Ay'ın son perşembesi olacaktır ama bundan sonraki iş Türk ordusunun e, Fırat'ın batısında şu anda yönetmekte olduğu yerlerde kalıp kalmayacağı meselesi olacaktır. Son şöyle kapatalım ee, Söyle Özel ee, şu sıra sizin belki de e, bütün bu konuştuklarımızdan geriye kalan e, aklınızı en fazla meşgul eden hangi başlık bu devam eden operasyonla ya da savaşla ilgili olarak? Neyi en fazla merak edip ve bunun üzerine yoğunlaşıyorsunuz? Şimdi ben uzun zamandan beri bu Türkiye'nin stratejik batılılığının batılılığından vazgeçilip vazgeçilmediği sorusunun bizi çok meşgul etmesi gereken bir soru olduğunu düşünüyordum. Bu yapılanla Amerikan Savunma Bak Amerikan Savunma Bakanı NATO'dan Türkiye'ye yönelik bir takım sert kararlar almasını isteyeceğiz diyorsa mealen o zaman bu Türkiye'nin stratejik batılılığı meselesi e, bence temel bir mesele olarak önümüzde duruyor. Biz bundan böyle kimle dans edeceğiz? Hiçbir yere sırtımızı dayayamadan Rusya ile baş başa kalarak onlarla dans edeceksek bunun maliyetinin ne olduğunu da tartışmak zorundayız. Daha belki bir müddet sonra gelecek olan bu tartışmayı bu harekat ve bu harekatın sonucunda zincirleme gelişenler aslında gündemimizin ortasına yerleştirdi. Çünkü NATO'da yok, ABD yok, Arap de yok. Desen... Ya hayır hiç kimse yok, yok ya. Yani hani Rusya destek veriyor, yapıyorum diyeceğiniz bir Rusya 3-5 gün sessiz kaldı. Sonra sizin işiniz bozulduğunda öldürücü darbeyi vurmak için neredeyse gelip, hiç istemediğiniz rejimi sınıra getirdi. Olan bu yani. E, NATO'dan atmazlar yok canım. Türkiye blöf yapıyorlar. NATO'dan atma, NATO'dan atma mekanizması yok. O işler o kadar kolay da olmaz. Fakat Türkiye'nin bir takım konularda karar vermesi gerekiyor. Herkes de kavgalı olmaya bence devam edemez. E, Rusya ile tek başına kalması da bana göre Türkiye'nin çıkarlarına uygun değildir. Kaldı ki e, batıdan stratejik olarak kopmuş bir Türkiye'nin ekonomik ilişkiler bağlamında ne yapacağı belli değildir ve Rusya'nın Türkiye'nin ekonomisini taşıması hiç mümkün değildir. Unutmayın bizim e, ülke olarak ilan edilmiş hedeflerimizden birisi de e, Türk ordusunun e, temizlediği yerlerde bulunduğu yerlere buradaki 2 milyon Suriyeli'yi göndermekti. Şimdi o sizin kontrol ettiğiniz alana belki birkaç e, yüz bin filan gönderebilirsiniz. Çok zor da neyle hangi parayla inşa edeceksiniz? Geri kalan bölgeye yani sınırınızın hemen ötesindeki Kürtlerin e, nüfusun önemli bir bölümünü belki de çoğunluğunu te, 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 teşkil ettiği bölgeye nasıl göndereceksiniz bunları rejim oradayken? Ben bu rejimin ülke dışına kaçmış olan bir tek kişiyi geri almak istediğini sanmıyorum. Kendi beyanlarıdır. Şahane ve homojen bir toplumumuz oldu çünkü bize maraza çıkaran ve ağırlıklı olarak Sünni nüfusun önemli bir bölümünden kurtulduk. Onlar açısından da bu bu. Siz bunları nasıl göndereceksiniz? Evet. Yani kendimize söylediklerimizle yapacağımızı yapabileceğimizi düşünüp iddia ettiklerimizle bu harekatın işte yarın bir hafta bir hafta son sonunda ortaya çıkmış olan tablo birbiriyle uyumlu bir tablo değil. E, bitirmem gerekiyor ama sizi bulmuşken son şunu da sormak isterim. Şimdi Irak siz de son yazınızda söylemişsiniz zaten. Irak savaşının Amerika'nın ne gibi yalanlar üzerine kurguladığını ikincisinden bahsediyorum ve Irak topraklarını ne şekilde işgal ettiğini ve arkasından nasıl bütün dünya kendisine değil bütün dünyayı nasıl bir hüsrana sürüklediğini biliyoruz. Büyük bir fiyasko. Ama e, sonuçta bir Irak anayasası yazıldı ve Irak'ın kuzeyi e, Irak Kürdistan olarak tescillendi. Anayasa Aldı. Yetmedi. Mevcut iktidarla da ilişkilerini gayet iyileştirerek gerek petrol konusunda olsun gerek ticaret ilişkileri konusunda olsun. Müteahhitlerin, Türk müteahhitlerin oradaki varlıkları olsun. Bambaşka bir işbirliğine gidildi. Şimdi bütün bu konuştuklarımıza bakarak aslında mesele hala Türkiye'nin içindeki Kürt sorununu çözemiyor olması. Cem. HDP'liler gözaltına alınıyorlar. Türkiye Kürt sorunu çözmediği müddetçe nasıl olacak da olacak? Suriyeli Kürtler buharlaşacaklar mı? Buharlaşmayacaklar? Hayır, şimdi, Orada devam edecekler. Şimdi e, ya bu zaten herkes tarafı, ya yani birazcık bu konularda makul bir şey söylemek isteyen herkesin söylediği de bu zaten. Yani içeride sür içeride bu siya, Kürt hareketinin siyasileşmesini engellemeye çalıştıkça e, dışarıdaki Bununla organik bağ olduğuna inanılan silahlı güçle yani PKK'yla yani filan, hayır yer açıyorsun da değil. Onları ezmek ön plana çıkıyor. Tamam mı şimdi e, Bay şimdi şunları da unutmamak lazım. E, 15 Haziran 2015'e kadar e, bu PYD'nin başkanı olan yani PKK'nın uzantısı olduğunu herkesin kabul ettiği PYD'nin başkanı Salih Müslim Türkiye'ye geliyordu. PKK'nın başı olan terörist başı diye Devlet başçılığının sürekli bize hatırlattığı kişiden mektupla son yerel seçimlerde yardım istendi. Yani onunla da konuşuldu ve kandile mesajlar gitti geldi. Şimdi bütün bunların hafızalarımızdan silinmesini istiyor olabilirler ama bu olmayacak. Türkiye'nin derdini anlamak çok da zor değil. 84 yılından beri savaştığınız bir örgüt var. Dünya bunu terör örgütü olarak tescil etmişti. Şimdi siz bu PYD, YPG işinde yaptıklarınızla hem bunların arasındaki fiktif olan farkın silinmesine yol açtınız, hem de bunlara yönelik acaba bunlar ne diyorlar diye bir merakın uyanmasına da yol açmış oldunuz. Barzani e, yönetimiyle ya da Taliban ile ilişkiyi kurmak nispeten kolaydı çünkü onlarla savaşmıyordunuz. kendi ön bıraktıktan sonra orayı bir piyasa olarak hatta bir müttefik olarak değerlendirdiniz. Buradaki durum farklıydı. Dediğim gibi bu harekat yapılırken bunun siyasi boyutu tam bence düşünülmemiş olduğu için herhalde buraya varacağımızı kimse beklemiyordu. Çok farklı bir e, siyasi gerçeklikle. Türkiye'nin arzulamadığı, arzulamamasının gerektiği bir siyasi gerçeklikle de karşı karşıyayız. Peki Söyle Yüzler çok teşekkür ederiz. Artık bundan sonrasını T24'teki yazılarınızda oku <laughs> seyircilerimiz. Çok soruları var ama zamanımız da burada bitti. Her şeyi de soramayacağız. Ee, yazılar geldikçe üzerine konuşmaya devam ederiz. Tekrar teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür Sizlere ederim. Izlediğiniz sağ olun. Için.